Annen, ne yapıyorsun sen burada ya? Asıl sen ne yapıyorsun Murat? Neredesin çocuğum sen? Telefonda konuştuk, arayacağım anne, konuşacağız anne dedin. Ortadan kayboldun. Neredesin? Oturur musun lütfen şuraya? Nedir bu haber Murat? Yalan. Yalan haber. Başka ne olacaktı ki zaten? Yalan yani, yalan. Yalan haber diyorsun yani. Yaz'a sordum, o da yalan haber diyor. Sana soruyorum, sen de yalan haber diyorsun. Ama ne hikmetse benim vücudum, benim bünyem bunu kaldırmıyor. İnanmıyorum size. Niye acaba? Ya sabahtan beri allak bullak oldum gerçekten yani. Kemal ne diyor bu işe? Anneciğim sen biraz sakin olur musunuz? Yani senin için söylüyorum. Bu kadar büyütülecek bir şey yok. Sen niye takıldın ki bu mevzuya bu kadar? Boş ver. Allah Allah Murat. Evladım, bizim mezhebimiz ne zaman bu kadar genişledi? Bu size normal mi geliyor ya? Ya senin nikahlı, karın dediğin insanın en yakın arkadaşınla, onu da geçtim, kan kardeşinle, onu da geçtim, benim oğlum dediğim insanla haberi çıkıyor ya. Ay bu normal mi geliyor size hepinize? Ay delireceğim. Sakin, sakin, sakin. Stresin, öfkenin seni ele geçirmesine izin vermiyorsun. Onunla nefes alıp savaşıyorsun. 19-8-7-6-5-4-3. Anne. Anne, biz aslında Yaz'la. Siz aslında Yaz'la ne? Anne, biz aslında Yaz'la. Biz aslında Yaz'la dün gece beraberdik. Ha. Ha. Murat, yemek. Birazdan geleyim mi anne? Akşam akşam kim bu? Sen. Merhaba Neriman Hanım. Murat evde mi? Evet, Murat evde ama Murat evde yok. Çok canı sıkkın. Tabii kolay değil. Çocuk karısını en yakın arkadaşıyla öyle haberlerde falan görünce. Bakın Neriman Hanım. Benim bu dünyada Murat'ı üzmek en son isteyeceğim şey. Lütfen müsaade edin de gireyim konuşayım. Yangına körükle gitmeyin. Lütfen. Tamam. Ben çıkayım da siz karı koca baş başa rahat rahat konuşun. Rica ediyorum senden artık oğlumu daha fazla üzme. Küsmüyoruz. Yok tamam, küs değiliz. Tamam, tamam. Küs değiliz. Biliriz. Küsmüyoruz. Aferin. Ne dedin annene? Yalan dedim. Ben de. Ne yaptı peki annen, inandı mı biraz da olsa? Benimki inandı ama çok az. Ama yarın ikisi de kesinlikle inanacak. Neden? Çünkü 10 numara 5 yıldız bir plan yaptım. Senden de başka bir şey beklenmez zaten. Niye öyle diyorsun ya? Yaz, farkında mısın bilmiyorum ama yalanların üzerine bir hayat kuruyorsun. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine yalanların üstüne yalan ekledin ya. Niye beni suçladın ki şimdi?
Benim seni suçladığım falan yok. Ben sadece artık bu yalanlardan çok sıkıldım. O yüzden hiçbir şeye karışmıyorum. Sen ne istersen onu yap, öyle olsun, olur mu? Ben çok memnunum. Aşırı derecede mutluyum yalan söylediğim için. Ah diyorum, keşke yalan söylenecek bir şey olsa da söylesem. Allah Allah, ben çok mutluyum Murat. Memnun muyum bu durumdan gerçekten? Çok sıkılmışsın, anladık, tamam. Seni en kısa sürede kurtaracağım bu mutsuzluktan. O kadar kolay kurtulabileceğini düşünüyorsun yani, öyle mi? Ah, annen geldi. 2 dakika yalnız bırakmıyor. Bir de bizi yalnız bırakacaktı. Hiç. Şarkılar dinlemek için geldin. Bu kız... Yaz, merhabalar. Çok memnun oldum. Şey, ofiste tanışamadık ama nasıl diyorlar... Kısmet buradaymış. Ay çok pardon, ben yanlış bir zamanda geldim. Hayır, Alice. Ben yanlış zamanda geldim. Hadi siz şarkılar dinleyin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. Yanlış bir zamanda gelen benim. Ben ne zaman doğru bir zamanda geldim ki? 2 dakika yalnız bırakmadı ki konuşalım, şu planın üstünden geçelim. Yok, şarkılar dinleyeceğiz birlikte. Şarkılar dinleyin. Ay yeter! Yeter diye bağıracağım Allah, sokak sokak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.